Başkan Atilla, 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 Başkan Ali Fuat Paşalı'na. Ali Fuat Paşa seçim büromuzun açılışına bütün arkadaşlarım ve şahsım adına hepinize hoş geldiniz diyorum.
seçim bürosunu bizlere yukarıdan aşağıya döşeyen ve bu geceyi bizlere hazırlayan Enver Atasoy kardeşime, meclis üyemize ve onun ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bir kuvvetli alkış daha istiyorum ben kendisine. Her ne kadar arkadaşlar, rakip arkadaşlarımız bu savaşı biz kazanacağız diyorlarsa da biz şunu söylüyoruz. Biz Sakarya Meydan Muharebesi'ne girmiyoruz. Bizler sizlerin hizmetine talibiz. Bakın sevgi coştu. Yani sonunda çok teşekkür ediyorum gençler. Çok çok sağ olun. Hırka gençliği adına alıyoruz bunu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hani diyorlar ya, muhalefetteyken belediyecilik yapmak zor. Siz belediyeciliği bilirseniz, siz neyi nereden alacağınızı bilirseniz, nasıl hizmet yapacağınızı bilirseniz, muhalefette de olsanız, iktidarda da olsanız, belediyecilik gayet kolaydır. Kuzu budu ayırır gibi ayırdım. Buyurun dedim geyveliler, pazarcılara. 100'e yakın pazarcımız var. Burası size ait. Jeste bakın. Büyük Birlik Partisi Geybe Belediye Başkan adayı Taner Pucesi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Benim Geybe halkıyla sadece siyasi bağım yok. Benim Geyva halkıyla gönül bağım. Her siyasi partiden oy alacağım. Bir tek kişilerden istemiyorum. Teröre yataklık yapan, terörü besleyen partiler hariç veya terörden yana olanlar hariç, diğer bütün partilerin oylarını almaya talibim diyor. Kent konseyi diye bir konsey var. Kuruluşu doğru ama ne iş yaptığı hala belli. Başkanı kim, o da belli. Bugüne kadar ne karar almış, o da belli. İşte değerli arkadaşlar, o kent konseyinde işler hale getireceğiz, daha güçlü yapacağız. Sizin arsası var. Gidiyorsunuz, imar durumu istiyorsunuz, bakıyorsunuz yeşil alan çıkıyor. Kim koydu, kim yaptı, yapan belli değil. İşte halktan kaçırarak yapılan işler sonuçta birinin zenginliğini, birinin de mağduriyetini getiriyor. Bunun için halkla beraber yapacağız diyorum. Ali Fuat Paşa. Değerli dostlarım, 10 sene içerisinde nasıl bu hale getirildi? Hiçbir zaman etmedi. Ama gördünüz, Ali Fuat Paşa'yı 10 yıl içerisinde gördüğünüz hale getirildi. Yani şuradan geçecek olan tırların bile başka yolu kalmadı. O ucube köprüde de nasıl geçtiğini, geçen gün oradaki kazayı da gördünüz. Nelere maruz kaldıklarını görüyorsunuz. Bakın, çok vaat ettiler Ali Fuat Paşa'ya. Her seçimde gelip vaat ettiler. Ama her vaatin arkasından katlı katlı mağduriyet yaşadılar. Önce ilçe yapacağız dediler. Olmayacağı belliydi. Çünkü kanunen ilçe olmanın belli bir şartları vardı. Ama öyle kişiler getirdiler ki, öyle inandırıcı davrandılar ki, halkımız üzerinde algı yaptılar, insanlarımızı inandırdılar, oylarına. Değerli dostlarım, Ali Fuat Paşalılar dokunmayın belediyemize dediler. Belediyemizi almayın dediler. Onlar da almayacağız belediyemizi. Belediye kapanmayacak dediler. Biz de devreye girdik o devrede. Referandum yaptık Ali Fuat Paşa'da. Ali Fuat Paşa halkının %98,5'u belediye kapanmasın dedi. Ama dinlediler mi? Hayır. Efendim ne dediler? 2014 yılında çıkan bütün şehir yasasında belde belediyeleri artık kapanacak dedi. Ve kapattı. Değerli arkadaşlar, bu burada da kalmayacak.
samimi söylüyorum, böyle giderse yarın ilçe belediyelerinde kapatacaklar. Çünkü yerelden yönetim istenmiyor. Merkezden yönetime doğru gidiliyor. Bunun için kapanıyor. İnşallah da yetmeyecek. Değerli arkadaşlarım, bakın, en son darbeyi demir yolu Hemzemin geçitini kapatarak yaptılar. Ali Fuat Paşa'yı ekonomik olarak bitirdiler. Önce resmi daireler kaçtı. Ziraat Bankası gitti. Tarım Kredi gitti. Akabinde PTT'de kapanmıştı. O günkü belediye başkanı Şuayb çaba harcadı. Bir memurla şu anda devam ediyor. Ama akıbeti hala ne olacağı belli değil. Değerli arkadaşlar, belediye binalarını kapatmayacağız dediler. Hizmeti tekrar belediye buradaymış gibi devam ettireceğiz dediler. Ama belediyenin binalarını görüyorsunuz, atıl vaziyette duruyor. Ama ben size söz veriyorum. Seçildiğimiz takdirde su, emlak ve imar durumlarınızı almak üzere yine o binalar sizlerin hizmetinde olacak. Sanki hiç belediye gitmemiş gibi. Değerli arkadaşlarım, bakın, üniversite, 2 yıllık üniversitemiz var burada. Allah razı olsun, o zaman Mehmet Küçük'le birlikte, ben de Geyve Belediye Başkanı'ydım, çok mücadele ettik. Ben de kurulması için, çünkü burada rahmetli Ali Fuat Cebesoy yatıyor. Kurtuluş Savaşımızın kahramanı. Bu kişinin hatırası nedeniyle de onun ismi verilerek burada yüksek okulu açtı. Ama gelen kişi bakıyor, öğrenci diyor ki, ya burada hayat bitmiş, ben burada ne yapacağım? Mecburen ya donduruyor veya ayrılıp gidiyor. Öğrenci sayımız burada yarı yarıya düştü. Ama şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Enver kardeşim de zaten üniversite yönetiminin yönetiminde başkanı ve Enver kardeşimle birlikte de Ali Fuat Paşa'da bunun mücadelesini yapacağız. Yeniden Ali Fuat Paşa'yı ayağa kaldıracağız ve aynı zamanda da üniversiteyi en büyük, en çok öğrenci taşıyan üniversite haline getireceğiz. Değerli dostlarım, bakın, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi Hemzemin geçidi. Arkadaşlarımız çalışmış. İnanın çalışmışlar. Biz de araştırıyoruz. Bakın, belki o Hemzemin geçidi seçimden sonra Allah bize nasip ederse hiç masraf etmeden orayı tekrar yaya ve araç trafiğini açacağız. Araştırdık, baktık. Ben de size okuyayım mı? Bakın arkadaşlar, bu yönetmelik 2016 yılında çıkmış ve kanuna ilave olarak yapılmış. En sonki yönetmelik şekliyle de Ali Fuat Paşa'nın merkezinden geçmekte olan yeni hızlı trenlerin azamı sureti 60 kilometre saattir diyor. Yeni hızlı trenleri Arifiye Ali Fuat Paşa arasında konvansiyel hattı yeni, yani ortak hattı kullanmaktadır. Ekteki resmi gazete kararına göre uluslararası ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kanunu'na göre 160 kilometre saatin altında seyreden hızlı tren hatlarında gerekli önlemler alınarak hemzemin geçitler ve yaya ve araç trafiğine açılabilir diyor. Biz bunun arkasını arayacağız ve buradaki garın tekrar faaliyete girmesini sağlayacağız ve o hemzemin geçidi hem yaya trafiğini hem de araç trafiğini açacağız değerli arkadaşlar. İşte yönetmelik, işte kanun. Ezbere de konuşmuyoruz. Bakın, doğal gaz geçti, trotuarların üzerinden, altından geçirdiler doğal gazı ama o
o trotuarları tekrar yapma zahmetine katlanmadılar da. Efendim kim yapacakmış? Büyükşehir yapacakmış. Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Yani şu taşları tekrar yerine koymak bu kadar zor mu arkadaşlar? Değerli dostlarım bakın söz veriyorum seçilir seçilmez. Bir ay içerisinde o taşlar tekrar yerine konacak. İnsanlarımız o yol üzerinden sağlıklı bir şekilde yürüme hakkını kazanacak. Bunları bir an önce yapacağız. Arkadaşlar, Ali Fuat Paşa'nın sorunları yeni mahalleye de şöyle bir değineceğimiz zaman İran Tan'a doğru giden yolun durumunu çok iyi biliyorsunuz, çok iyi görüyorsunuz. Gelir gelmez o yolun asfaltlanması ve yapılmasını sağlayacağız. Eşme'ye giderken o kısacık yolun asfaltlanmasını bile yapmadılar. O yol asfaltlanacak. Menekşoruş, Menekşosolak yolumuz yapılacak, asfaltlanacak. Değerli arkadaşlarım, çok zor değil. Bakın, Ali Fuat Paşa'nın mal varlığı şu anda belediyeler, belediyenin de mal varlığı dahil hepsi Geyve Belediye Başkanlığı'na geçti. Geçenlerde bir yer sattılar, soğuk hava deposunu sattılar. Onun yanı sıra birçok yerde sattılar. Ama sadece orayı 850 bin liraya bağ yeri diye sattılar. Bağ yeri diye sattılar. Alan kişi 1 trilyon 400 bin liraya sanayi imarlı yer olarak sattı. Değerli arkadaşlarım bakın. Gerçekten niyetleri üzüm yemek olsa, gerçekten Ali Fuat Paşa'ya hizmet etmek olsa sadece sattıkları bu yerlerle kalkarlar Ali Fuat Paşa'ya hizmet ederler. Ali Fuat Paşa'nın mal varlığını yiyorlar ama hizmete geldiği zaman